Günaydın herkese. Neredeyiz? Herkese günaydınlar. Evet, çok özel ve güzel hanım. Meclis üyesi arkadaşlarım, üniversitemizin çok bir farkındalık yaratmak istedik. Sinemalarınız için katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu ve Hollanda Büyükelçiliği insan söyleşilere ve eğitimlere katılma fırsatı bulurken profesyonel yardım yönelik şiddetle mücadele ve kadının güçlendirilmesi sunarak hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Ne getirmiş? Gerçekten gurur duydum. Çok teşekkür ediyorum Antalya. Projeleri olup da bu projelerini gerçekleştiremeyen öğrenci arkadaşlarımızı çok hem uygulamalı yüz yüze eğitimler hem online uygulamalı ve teorik eğitimlerle destekleyerek onların gerçekleştirmeyi hayal ettikleri projelerini altın portakala kadar yetiştirmeyi hedefliyoruz ekip olarak. Bir kadın ne kadar görünür olursa bir toplumda gelişmişlik seviyesinde buna göre aslında görebiliyoruz. Bu proje o açıdan çok değerli, çok önemli çünkü... Bizim çok önem verdiğimiz ve değerli bulduğumuz yeni nesil sinema okulu projemizi sizlerle böyle anlamlı bir günde anlatıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Öncelikle dokunduğu her şeyi güzelleştiren, varlığıyla hayata anlam ve değer katan tüm kadınlara sevgi ve saygılarımı gönderiyor. Şiddetin, öfkenin, ötekileştirmenin son bulduğu, kadınların özgürce yaşadığı bir dünya diliyorum. Ülkemizde kadın ve şiddet kelimeleri aynı cümle içinde anılmasın diye elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğimize söz veriyorum. Bugün konuşması gerekenlerin kadınlar olduğuna inandığım için konuşmamı da kısa tutacağım. Daha iyiye, daha güzele ulaşmamızın yolu kadınlarımızın huzur içinde yaşamasından geçiyor. Onların gülümsemesiyle aydınlanıyor karanlıklar. Onun için de biz Hollanda Büyükelçiliği'nin katkılarıyla hayata geçirdiğimiz yeni nesil sinema okulu projemizde pozitif bir ayrımcılık yaptık. Dünyadaki her şeyin kadının eseri olduğunu söyleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği ve her zaman olduğu gibi daha doğru ve daha emin adımlarla yürüyebilmek için bu projemizde kadınlarla birlik olduk, ortak olduk, onlardan güç aldık. Birlikte toplumsal cinsiyet eşitliğine, kadın haklarına, kadına yönelik şiddetle mücadeleye, kadının toplumdaki ve sinemadaki varlığını bir farkındalık yaratmak istedik. Sinema kadının gözüyle güçlenecek dedik ve sinema alanında kariyer yapmak isteyen kız öğrencileri film üretmeye teşvik etmek ve desteklemek amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Bu süreçte başta Hollanda Büyükelçiliği olmak üzere projemize destek olan tüm resmi kurumlara, üniversitelere, öğretim üyelerine, akademisyenlere ve değerli jüri üyelerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Proje kapsamında eğitimlerde alacak olan kız öğrencilerin kendi hikayelerini kısa film olarak hayata geçirebilmeleri adına Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber edecek ve onlara gereken tüm desteği sağlayacağız. Çekilen tüm filmlerde
ülkemizin gururu ve uluslararası alandaki en kıymetli değerlerinden olan 59. Antalya Altın Portakal Film Festivalimizde hep birlikte gururla izleyeceğiz. Kadının gözüyle, sinemanın gücüyle sloganıyla yürütmekte olduğumuz yeni nesil sinema okulumuz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu ve Hollanda Büyükelçiliği İnsan Hakları Programı katkılarıyla gerçekleştirilen projemiz, sinema alanında kariyer hedefleyen kız öğrencilerimizin desteklenmesini amaçlamaktadır. Öğrenciler proje kapsamında söyleşilere ve eğitimlere katılma fırsatı bulurken, profesyonel yardımlarla da kendi öykülerini kısa film olarak hayata geçirebileceklerdir. Proje, Türkiye'deki tüm üniversitelerin ilgili fakültelerinde eğitim gören kız öğrencileri, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadının güçlendirilmesi konularında film çekmeleri için teşvik etmeye yöneliktir. Kadına, genç kızlara böyle bir destek vermek hem Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Başkanımız Muhittin Böcek Beyefendi ve tabii ki dünyada ve kendi ülkesinde sanata bu kadar değer veren Hollanda Kraliyet Büyükelçiliği'ne hani minnetle teşekkür etmek istiyorum. Projeye biz de akademisyenler ayağı üzerinden katkı sunuyoruz. Öncelikli olarak bu projenin örgün eğitimin dışına taşınması, kadın öğrencilerin projelerinin çok intensif, yoğun bir şekilde desteklenen bir proje olması açısından çok önemli. Türkiye'de çok fazla sayıda hem iletişim fakülteleri hem de güzel sanatlar fakültelerinde sinema, televizyon, radyo, televizyon, sinema bölümleri var. Buradan projeleri olup da bu projelerini gerçekleştiremeyen öğrenci arkadaşlarımızı çok hem uygulamalı yüz yüze eğitimler hem online uygulamalı ve teorik eğitimlerle destekleyerek onların gerçekleştirmeyi hayal ettikleri projelerini Altın Portakal'a kadar yetiştirmeyi hedefliyoruz ekip olarak. Aydınlık yüzlü bu güzel kadınlar harika bir sabah kahvaltısı gerçekleştirdik sayenizde ve çok değerli, çok güzel insanlarla tanıştık. Ben öncelikle bugün çalışan, kendi parasını kazanan, hayallerinin peşinden giden emekçi kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kalpten, en içten duygularımla kutluyorum. Ve sevgili Sayın Antalya Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, değerli ekibi tanıştığımız az önce, Hollanda Kraliyet Büyükelçiliği'ne Kadının Gözüyle, Sinemanın Gücüyle isimli bu değerli, bu genç kızlarımıza, sinema yapmak isteyen genç kızlarımıza kocaman bir kapı açacak olan projeyi hayata geçirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu projenin bir parçası olmaktan çok memnuniyet duyuyorum ve beni de çok yakından ilgilendiren bir proje bu aslında. O yüzden uçarak sevinçle geldim buraya. Ben hem gazeteciyim, hem yazarım, hem kurumsal iletişimciyim. Ve kocan kadar konuş desem belki aşinasınızdır sevgili hanımlar özellikle. Kitaplarımdan da filmlerimden. O yüzden arada bir yarışma olmadan bu değerli genç kızlarımızın sizlerin desteğiyle çekeceği filmleri Altın Portakal Film Festivali'nde seyretmek için can atıyorum. Umarım avuçlarımız patlayıncaya kadar onları alkışlarız ve destek oluruz.